Arkadaşlar hoş geldiniz. Gerçekten çok güzel bir karşılaşmaydı ve Magnus Carlsen David Navara'ya kaybediyor. Ama nasıl kaybediyor isterseniz beraber inceleyelim ve sonda görüntüler de olacak. Çünkü David Navara çok güzel bir çiçek uzattı ve bunu hep beraber izlemiş olacağız tekrardan. Vezir D3 oynanıyor. Vezir D3'ten sonra tabii ki beyazlar oyunu birazcık daha D piyonu üzerinden oynamaya çalışıyorlar. Mat istekleri var burada. Dikkat edersiniz kale E8 ile birlikte. O yüzden hemen D6'yı alamıyorsunuz. Zaten David Navara da burada kale F8 oynadı. Kale F8'den sonra vezir F2 mat tutmak gerekiyor. Ve burada David Navara vezir D4 ile tutmayı tercih etti. Ama kale F1'de bunlardan bir tanesiydi. Buna bakmak gerekiyor ama çok fazla mat fikri var. Fil o kadar güzel bakıyor. Kale o kadar güzel bakıyor ki burada hemen vezir F1 vurabiliyorsunuz ve at F1 vurursanız burada kale G2, şah çekildi, şahın gidebilecek tek yeri H1 ve burada kale G3 ile beraber en kötü veziri alıyorsunuz ama mattan kaçamıyorsunuz işin ilginç tarafı. Kale E4'te, kale D5'te burada fil D5 ile karşılanıyor. Bir kez daha şah ve şahın gidebilecek hiçbir yeri kalmadı. O yüzden vezirle almak zorundasınız. Buna da kale F1 muhteşem bir mat olmuş oluyor. O yüzden kale F8'e o kale F1 o kadar kolay olmuyor. İsterseniz başka bir şekilde varyanta bakabiliriz. Belki diyeceksiniz ki vezir F1'e atla değil. Belki vezirle döner ve burada yine kale F1 hamlesi çıka geliyor. At F1'e bu sefer kale G2, şah H1'e kale G3 alıyorsunuz ve yine burada mat olmuş oluyorsunuz. Atla almasanız tabii ki bu mat fikirlerinden kaçmak adına şah F1 alabilirsiniz ama o zaman da kale D2 ile birlikte hem fil üstün kaldınız hem de birçok piyon üstün kalacaksınız. Çünkü D piyonu neredeyse birkaç hamle sonra düşecek zaten. O yüzden herhangi bir tehdit olmadığı için kale F8'e kale F1'i çok fazla düşünmüyor. Magnus burada vezir D4 oynuyor ama David Navara hemen hamleyi görüyor. Çünkü dikkat ederseniz bu çapraz çok tehlikeli. Veziri buraya koyabilirsek mat edeceğiz. G2 olmasa da H1'den mat edeceğiz. O yüzden burada kale çarpı D2 vuruyor. Ve F3'ü tutan at artık orada değil. Vezir burada D2'ye döndü. Ama vezir F3'ten sonra vezir H1'i kesemiyorsunuz. Ancak burada kale F5 gibi bir şey oynamanız lazım. O da direkt oyunu kaybetmek anlamına gelirdi. Ve matı burada tutamıyorsunuz. Bakalım bilgisayara göre 6 hamlede mat var burada ve kale F5'te ancak bu matı uzatabiliyorsunuz. Birkaç da şah çekiyorsunuz ve oyun sona eriyor. Bakalım David Navara bu galibiyete nasıl şekilde tepki vermiş, hep birlikte izleyelim. Tabii ki buradaki matlar yine gösteriliyor. Vezir F2 ile birlikte burada Chess'im 4'ün İngilizce yayınında vezir F2 matı gösteriliyor. Ve dikkat ederseniz David Navara hemen vurdu ve vezir F3'ü geldi. İşte böyle çok güzel bir şekilde seviniyor kendisi ve çok güzel bir çiçek uzatıyor. Güzel bir görüntü. Kendisi de bunu böyle bir şekilde kutlamış muhtemelen. Yani sarı ve maviye yakın bir çiçek olduğu için Ukrayna'ya bir gönderme yapmış olabilir. Ukrayna'ya bir destek göstermiş olabilir. Aynı zamanda çok naif bir şekilde çiçekle birlikte galibiyetini kutluyor burada. Bakalım bir kez daha görelim. Böyle göstermiş çiçeğini. Umarım keyif almışsınızdır. Böyle hem görüntülerle birlikte hem de son olayda neler oldu neler bitti diye sizlerle paylaşmak istedim. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu kanala abone olabilirsiniz. Ve aynı zamanda tabii ki beğen tuşuna basarak da bana desteğinizi gösterebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.